Bugün ben de size bir Kayseri havası okuyayım. Yekte yavrum yekte, bastırmalar yükte. Cemile Hanım'ı nereden tanırsın? Benden permisyon almadan dansa nasıl kaldırıyorsun? Akrabası mısınız? Gibi bir şey. O cihetin senden alakası yok. Sıvalime cevap ver. Ben sizi tanımıyorum. Ben sana kim olduğumu gösteririm. Delikanlı, şu karteliye bir göz atıver de adamın sıfatına göre hareket et. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Vay, bana hakaret ha! Şahit bunlar işte, şahit. Polis çağıracağım. Polis yok mu, polis? Polis nerede? Aman, polis? Ne oldu senin? Polis gelsin, polis! Kendine gel efendi, kendine gel bakayım! Neden polis çağırıyormuşsun? Çocuk sana ne yaptı? Ne yaptım şimdi ben? Şu üstümdeki elbiseleri çıkar, ağzına tıkarım seni ben, anladın mı? Ben adamı el alemin ortasında madem maskaraya çeviririm alimallah! Bunu mu istiyorsun? Hadi çağır polisi de göreyim seni! Cemile Hanım, ne yaptım ben? Kabahatim yok benim vallahi! Yok benim kabahatim, yok! Kim bu adam Cemile Hanım? Akrabanız mı? Bir tanıdık. Sakın kötü bir şey aklına gelmesin senin. Bak sana her şeyi anlatacağım. Bu gördüğün esvapları bana bu adam yaptı. Fakat sakın beni kötü bir kız zannetme. Ben fena bir kız değilim Selim. Cemile Hanım, bana gücendirse, beni istemiyorsan ben giderim. Nasıl istersen. İstersen seni kızım gibi, evladım gibi severim. Ben kötü yürekli bir adam değilim. Selim! Babasıyım, şimdi çıktı. Koşarsan arkasından belki yetişirsin. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi uzvi kimyanın esas unsuru karbon ve karbonhidratlardır. Karbon ve karbonhidratlar muhtelif vasatlarda ayrı ayrı reaksiyonlar arz ederler. İşte şimdi gördüğümüz bu meselede siz kimsiniz? Cevap versenize. Efendim, bir talebe arıyordum da. Kim gönderdi sizi? Talebe misiniz siz? Ben mi? Para gümrüklü deli Cemile'yim. Çıkın dışarı! Kalacak değilim ki zaten! Çıkarın şunu dışarı, burası dershane efendim!
Hadi çıkın dışarı! Oturacak değilim ki zaten! Atın şunu dışarı! Aa, gelin sonra bak! Bir eşkıya gibi üstüme ne geliyorsun, Allah Allah! Kütüphanede buluşuruz çocuklar, olmaz mı? Erol, sana zahmet, şunu alıver. Peki Selim, götürün. Eyvallah. Hadi eyvallah. Ben de seni arıyordum. Seninle bugün konuşmam lazım. Bazı şeyler soracağım. Tahsin Bey Taksim'de apartman tutmayı teklif etti. Anneni, ablanı alır orada oturursun diyor. Şimdi söyle bakalım, sen benim yerimde olsan ne yaparsın? Bu adam seninle evlenmek mi istiyor yoksa metres hayatımı yaşamak istiyor? İleride nikah da yaparız dedi. Herifin maksadı belli, evlenmek falan hep hikaye. Anlamadığım bir şey daha var. Serbest yaşamanın fenalığında ve zevkinde tereddüdün varsa önce kendi vicdanına danış. Bana ne soruyorsun? Aptal, ben de seni adam sandım. Rica ederim Cemile. Ben sana ne yaptım? Ayol, ben senden nasihat istemeye gelmedim. Bana abilik, babalık, hocalık etmeni istemiyorum. Küçük beyim vicdanmış, vicdanmış diye bir şey tutturmuş. Düdük! Ben bir sene ders alayım da bak hepinizi cebimden çıkarırım. Cahilim diye bana nasihat ver, ondan sonra da git okumuş kızlarla fingirde, değil mi? Rica ederim Cemile, ben sana ne yaptım? Sus, terbiyesiz alçak! Daha ne yapacaksın be? Öyle ya, artık benimle ne alıp vereceğim var sanki. Ama Cemile... Cemilesi memilesi yok artık. Cemile, buraya gel. Cemile! Ne de güzel çıkmış kafir. Ayol, bendeki de akıl. Oğlanın canlısını bırak, gel burada resme takalım. Camda bir resim var, soldan ikinci. Satar mısınız onu bana? Sahibinin izni olmadan kimseye resim veremeyiz. Ayol, abimin resmi. Pekala, öyle olsun bakalım. Kaç para? 10 lira. Çabuk ol, bana bir üşüme geldi. Hastalanıyorum galiba. Buyurun bakalım. Sağ ol. Ah, siz miydiniz? Çok zahmet oldu, teşekkür ederim. Yo, ben yukarı kadar götürürüm. Siz işinize bakın. İyi ki geldin evladım. Sen biraz Cemile'nin yanında otur, ben gidip ıhlamur getireyim. Hadi yavrum. Peki teyzeciğim. Ay Allah razı olsun. Nasılsın Cemile? Hastayken bile çok güzelsin Cemile. Bir resmini istesem verir misin? Resmimi ne yapacaksın? İstiyorum. Her zaman yanımda bulunsun istiyorum. Kim o sizin mektepteki kız? Hangi kız? Hani bir kız varmış, birini seviyormuş. Evet. Kim o kız? Hukuktan, niye sordun? Kimi seviyor? Niçin sordun? Niçin cevap vermiyorsun? Tuhaf, nasıl hatırladığına şaştım. Cevap versene. Bizden Atıf'ı seviyor, sevişiyorlar. Geliyorlar galiba. Bu gece herkes yattıktan sonra gizlice gel. Peki. Maşallah artık iyileşiyor. Ya, hamdolsun, sana da eziyet ettik yavrum, eksik olma. Ne demek teyzeciğim, ne ehemmiyeti var. Zaten ben gidecektim, daha ders çalışmam lazım, müsaadenizle. Güle güle. Allah zihin açıklığı versin evladım. Şu çocuk hali çok hoşuma gidiyor. Hadi iç bakayım şunu. Sen adam akıllı üşütmüşsün kızım. Tabii, kim bilir nerelerde dolaşıyorsun. Sana bugünlerde bir hal oldu, başını alıp alıp gidiyorsun. Uykum geldi. Hadi gidin. Şuraya bir şilte serip yatıvereyim. Hayır, hayır, istemem! İyi ama kızım, belki gece bir şey istersin. İstemem, iyileştim artık. İstersen ben yatayım. Canım, istemem diyorum, laf anlamıyorsunuz siz de. Hay inadın kurusun. Allah rahatlık versin. Sana da.
Cemile! Gel. Elektriği yakayım mı? Yakma, buradaki kafi. Gel şöyle şuraya otur. Peki. Ellerin sıcak. Daima öyledir. Benim de öyledir. Ne garip. 2 ay evvel sen benim hayatımda yoktun. Ne demek o? Yani seni tanımıyordum. Bilir miydim ki bir Cemile meselesi çıkacak? Cemile meselesi ne demek? Yine bir dedikodu mu yaptılar? Hayır. Yani sen benim hayatımda mesele olmaya başladın. Ne demek, seni rahatsız mı ediyorum? Ne münasebet. Beni düşündürüyorsun. Bir şeyden mi şüphe ediyorsun? Beni sana fitillediler mi yoksa? Yok canım, ne münasebet. Beni düşündüren sensin. Açık kalpliliğin, saflığın, delice hareketlerin, dürüst oluşun, sıcak kalpliliğin, güzelliğin. Hele güzelliğin. Sen çok güzelsin Cemile, biliyor musun? Biliyorum ya, kör müyüm? Başkalarını da görüyorum, aynada kendimi de. Fakat sen titriyorsun. Sen de titriyorsun. Ben hastayım. Ben de hasta gibiyim. Vücudumda tatlı bir sıcaklık var. Bu gece hiç unutamayacağım Cemile, çok mesutum. Ben de öyle. Şimdi ne zannediyorum biliyor musun? Ne zannediyorsun? Sanki sen benim karımsın. Benimle evlenmek ister misin? Tabii isterim. Ölünceye kadar beni sever misin? Severim. Baban evlenmemize razı olur mu? Zaten o da bana şu kızı al da ev kirasından kurtulalım diyordu ama tabii ben ev kirasından kurtuldum. Sus, biliyorum. Demek razı olur. Ya senin annen? O da demin senden hoşlandığını söylüyordu, razı olur. Ben de seninle evlenirim ama bir şartla. Nedir o? Sözünün eri olmalısın, ben yalan sevmem. Ben de sevmem. Tahsin'i benim için feda edebilir misin? Senin karın olursan benim için Tahsin yok artık. Şeytan görsün yüzünü. Ya yarın fikrini değiştirirsen? Ben söz verirsem değişmez. Ama sen daha söz vermedin. Yarın cayarsın diye asıl ben korkmalıyım. Sana söz veriyorum. Sen de veriyor musun? Veriyorum. Ne zaman karım olacaksın? Diyorsun Cemile. Bu gece fena rüyalar gördüm. Hala tesirimdeyim. Ne rüyası kız? Tahsin Bey'le Selim'i gördüm. Bu Tahsin Bey yüzünden benim başıma bir felaket gelecek galiba. Aa, bak benim de gözüm tutmadı o adamı vesselam. Size teyzenden de konuştum. O da yere bastın Tahsin Bey diyor. Düşündük taşındık, münasibini bulduk. Al bu saati Tahsin Bey'e götür. Yaptığı hediyelere karşılık hediye et. Çık gel. Yüzünü görmeyeceksin. Bak o Selimciğin hali hoşuma gidiyor. Onu seve seve evlad edinebilirim. Hem istese seni seve seve de ona veririm. İstedi anne. Ne vakit ayol? Dün gece. Ne? Yani dün akşam siz yemekteyken. Cemile, inşallah bu iş bozdu. Tahsin Bey de beni alır ha? Bak bu hiç fena fikir değil. Ben şunu alıp Tahsin Bey'e götüreyim. Kızım daha yeni yataktan kalktın. Dikkat et de kendini üşütmeyesin yavrum. Merak etme anneciğim. Fena haber. Ne var? Babamı tevkif ettim. Ne? Yoksa bir iftiraya mı uğradı? Söyle, çabuk söyle. Babam bir şirketin veznedarıdır. Ablam kanserden ameliyat olacağı zaman babam 4500 lira zimmetine geçirmişti. Hepsi ablamın hastalığında gitti. Bir türlü ödeyemedi. Ödediğini söz vermişti, mühlet verdilerdi. Sakın kendini fazla üzme seni. Bir çaresi bulunur bey. Hem ben varım. Sen olmasan zaten ben kederimden deli olurdum. Ama ümit yok. Avukatlar hapisten kurtulamayacağını söylüyorlar. Ya bu para yerine konursa? O zaman şirket davadan vazgeçer, kurtulur ben, tabii. Ben ne yapar yapar bu parayı bulurum. Benim için tehlikeye girmeni istemem. Ben senin için kendimi ateşe bile atarım seni. Rica ederim Cemil. Babamı kurtarmak için dahi olsa... gayri ahlaki bir şeye tevessül etmene tahammül edemem. Ne dedin anlamadım. Bu bahsi kapatalım artık. Şimdi ben tekrar avukata gidiyorum. Sen üzülme Selim. Bir çaresi bulunur elbet.
gene ne oldu? Eve kadar gideydik. Olmaz, zaten bütün mahallelinin diline düştük. Ha, paranın çok iktizası yok değil mi? Var. Öyleyse ben vereyim bu parayı ama bir şartla. Ne şartı? Celallenmez utanım. Vallahi size hürmette kusur edersem kor olayım. Zatınıza el dokunmam. Refikadan ayrılıncaya kadar haram gözle bakmam. Hem şu apartmanı bir yolda tanıp siz orada oturun. Geceleri de ben orada yatmam. Sana haber veririm. Düşün. Anasmandık. Demin kiracının oğlu geldi. Valide hanım, babam eve gelmiyor. Ben yalnız oturamıyorum. Yengemin yanına taşınacağım dedi. Ne vakit çıkıyormuş? Bugün ayol, bugün araba gelecek. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Selim'in babası sağlam ayakkabı değilmiş. Bezde'den para çalmış. Hem böyle bir adamın oğluna ben seni nasıl veririm canım? Ne o, gidiyor musun? Ne yapayım canım? Vaziyeti biliyorsun. Babamdan şimdilik ümit yok. Tek başıma sefil perişan olur. Bir yumurta pişirmesini bile beceremem. Onun için yengemin yanına gidiyorum. Ne o, bana darıldı mı? Nedir böyle apar topar gidiyorsun, kovduk mu seni? Sen üzülme diye haber vermedin. Peki ama gidişine sebep ne? Yarın ayın biri. Kirayı peşin vermem lazım. Senden kira isteyen oldu mu? Sade o değil Cemile. Bu evde kim bakacak bana? Ben. Peki yemeğimi kim pişirecek? Ben. Daha bir sürü iş var. Yatağım yapılacak, çamaşırım yıkanacak. Hepsini sen mi yapacaksın? Evet, ben yapacağım. Dedikodudan çekinmez misin? Hadi mahalleyi bırak, annen ne der? Ne derse desin. Fakat Cemile, iyi düşün. Sana son defa söylüyorum. Senden ayrılmak ister miyim? Ama vaziyeti biliyorsun. Yengemin yanında hiç olmazsa masrafım var. Kalacaksın diyorum sana! Ben yapacağımı bilirim. Cemile! Az daha Tahsin'i elimden kaçırıyordum. Hep sizin yüzünüzden. Nemrut herif dediniz, bilmem ne dediniz, soğuttunuz beni. Ayağıma gelmiş kısmeti tepiyordum. Herif apartman tutacak, döşeyecek, dayayacak, karısını boşayıp Allah'ın emriyle beni isteyecek. Ben bir daha böyle kısmeti nereden bulurum? Yine mi Tahsin Bey'e döndün? Belki senin de orada kısmetin çıkar, burada çürüyoruz, görmüyor musun? Sabahleyin Cemile'nin hakkı var, bu evde oturulmaz diyordu. Sonra o mutfak tarafındaki tutarcının yanındaki duvarda yıkılınca vallahi kan annemin beynine fırladı. Ah, ama ne oldu anneciğim? Kustum bu evin içinden, çamaşıra sabun doğrayın derken parmağımı da beraber doğradım. Anneciğim, kurtulacaksın artık. Yakında hep beraber Taksim'de oturacağız. Hiç masraf etmeyecektin. Hiç iş görmeyecektin. Nerede o günler Cemile'ciğim? Ben Taksim Bey'e gidiyorum. Kimi arıyorsun? Selim Bey'i. Çıktılar bu evden, ne yapacaktın? Nahide bu mektubu yolladı da onu verecektim. Nahide mi? Versen onu bana, ben görünce veririm. Peki, teşekkür ederim. Hemen parayı istiyorum. Tutucuğun apartmanda otururum. Yalnız gündüzleri geleceksin ve benim... Ne? Bana... Nasıl derler ona? Benim şeref ve haşiyetime dokunmayacaksın. Emret Sultanım, yalnız iki ricam var. Neymiş o? Seninle bir mukavele yaparım. Ne mukavelesi? Dostluk mukavelesi. Yani dostluğumuz bozulursa apartmanı olduğu gibi eşyalarıyla bana bırakacak, saatin parasını iade edeceksin. Ama dostluğumuz bozulmazsa bir şey istemem. Yani senin elinde. İyi ama evvela bu dostluk nasıl bir dostluk, bana anlatsana. İşte onu sual etme.
Yalnız şunu bilesin ki Allah'ın emri, peygamberin kavliyle sen hayalim oluncaya kadar sağa kem gözle bakmam. Ya ben senin karın olmak istemezsem? O ayrı bahis. Hele sen bir yol o apartmanda otur, evin hanımı ol, misafirleri karşıla. Oraya benim ahbaplarım gelecek, bridge poker oynayacağız. Gece mi? Evet, gece. Hani sen geceleri gelmeyecektin? Geleceğim emme, misafirlerle beraber gideceğim. Aklım almıyor, benim ne işim var orada? Sen kafeste kanarya. Aa. Annemle ablam da gelseler olur mu? Olur, neden olmasın? Yalnız bilmek istiyorum, bu parayı nerede kullanacağım? Şey... amcam hapiste de onu kurtaracağım. Hapiste mi, neden? Bir şirkette veznedar da açığı çıkmış. Hangi şirkette? Çelik İnşaat Şirketi'nde. Güzel, o şirketin müdürü ahbabımdır. Zaten Taksim'deki apartmana o da gelecek. Telefon edeyim de davayı geri alsın. Şimdiye kadar niye demedin ha kız? Telefon edeyim mi? Et hadi. Alo, ben Tahsin. Sizin veznedarın açığı zuhur etmiş. Onu kurtarmak için ne kadar iktize? 4000 kaç? 4830. He, benim hesaba naklet. Akşama görüşürük. Ora tamam. Hele şimdi sen şu bonoyu bir imza ediver bakalım. Yarın da gider amcanı kurtarırız. Olur. Demek anlaştık. Yarın emmini kurtulmuş bil. Ben gidiyorum artık. Sen benimle hoş geçin, ben sana kul kurban olurum. Hoş geçinip geçineceği bu işte. Daha fazlasını istiyorsan avucunu yala. Hiç gık deme. Bu iş böyle olacak. Ben annemi ablamı alıp Taksim'de oturacağım. Selim mektebi bitirir, bir işe girer. Sonra evi satarız, Tahsin'e olan borcu öderiz. Sakın itiraz edeyim deme. Küçük dilini tutup oturacaksın. Sen buradan çıkmayınca ben Selim'le evlenemem. Halbuki evlenmem lazım. Anlıyor musun? Olan olmuştur. Parayı benim bulduğumu sakın Selim'e söylememelisin. Neden kızım? Selim Tahsin Bey'den para almamı istemiyor. Vallahi benim bildiğim kızım, o senin Tahsin'le oturmana öldüm Allah razı olmaz. Ben onunla konuşurum. Ben de sana bir şey soracağım. Doğru söyleyeceğine namusun üzerine yemin eder misin? Sor kızım. Nahide kimdir? Çabuk söyle. Yavrum, bunlar Selim'e ait şeyler. Benim sana söylemeye hakkım yok. Pek fazla sorma. Vallahi Selim seni seviyor. Hayır olmaz, söyleyeceksin. Yemin ettin. Ne olur, Selim'in bağışı için söyleyeyim. Selim'in mektep arkadaşı. O kadar mı? Evlenmek istemişlerdi değil mi? Sorma işte, evvelce böyle bir söz olmuştu ama araya başka bir genç girdi. Atıf mı? Evet, Atıf. Fakat bunları bana söylemedi. Hepsini benden gizledi. Sordum da yalan söyledi. Pekala, ben Selim'le her şeyi hallederim. Sen üzülme. Benden Nahide işini sakladığı için ben de Tahsin işin ona danışacak değilim. Biz onunla kozumuzu paylaşırız, alasmaldır. Beni dinleyin Cemile Hanım, durun bir dakika. Ben de seni arıyordum. Ben sizi tanımıyorum ki, bir yanlışlık başka olmasın. Başka Nahide var mı sizin mektepte? Bilmem, belki vardır. Selim'in başka Nahidesi var mı? Hayır. Tamam, ben de seninle konuşmak istiyorum. Bak, benim adım Cemile. Daha doğrusu bana Kara Gümrüklü Deli Cemile derler. Öyle okumuş yazmışlığım yoktur ama orası senin üstüne vazife değil. Cahilsem cahilim. Erkek dediğin güzele bakar, malumat kadını kadın yapmaz. Sana çirkinsin demiyorum ama öyle pek de ahım şahım bir şey değilsin yani. Neyse, uzun lafın kısası. Biz Selim'le sözlüyüz, yakında evleneceğiz. Ben ondan hiçbir şeyimi esirgemedim. Anladın mı? Sen de ondan hiçbir şeyini esirgemedin mi yoksa? Cevap versene, küçük dilini mi yuttun? Ben her gördüğüme içimi açamam. Ah, düdük! Susun rica ederim, üniversitenin bahçesinde olduğumuzu unutmayın. Herkese rezil oluyoruz. Uzun lafın kısası, Selim sende mi kalacak, bende mi?
Cemile, ne arıyorsun burada? Ben de babama gidiyordum. Daha yeni mi çıkıyorsun Mekke'de? Evet. Yalan, yalan! Utanmadan, anlanmadan bir de yalan söylüyorsun. Demin Naide ile beraber çıkmadın mı? Kime yutturuyorsun? Fakat niçin, niçin o gece söylemedin bütün bunları? Fakat Cemile... Sus! Seni gidiyor önüne gelen kızı kandıran adi kalpakçılar başı zamparası seni. Ben de sana her şeyimi verdim. Ah, ah, mah Cemile! Aptal Cemile! Cemile, vallahi vaziyet senin bildiğin gibi değil. Hadi çekil, gözüm görmesin seni! Cemile! Ayol, ben bu evde sağımı solumu şaşırdım. Deminden beri arıyorum, kıble ne tarafa düşüyor acaba? Kız, kalyoti! Baksana, kapı çalınıyor! Vallahi de açmam, billahi de açmam. Çatlasan da, patlasan da açmayacağım. Ayol, ben artık kibar oldum, kibar! Ayaz paşalarda oturuyorum. Ben hanımefendiyim, kimseye kıymet vermem artık. Cemile Hanım bundadır kızım. Bu sen Katila'mı kendisine bilirsin. Hayır hayır, lüzum yok. Ben kendisini rahatsız ederim. Cemile Hanım efendi zatı mısınız? Enchanté madame, enchanté hanımefendi, enchanté yavruz. Fransızçayım, Paris'de öğrenmişim. Size de öğreteceğim. Lakin görüyorum ki zatınızın Fransızçadan evvel savoir vivre, yani yakim, adab-ı maşerite ihtiyacınız var. Evet yavru, sivilizasyon icabatı çok nezaket lazımlıktır. Siz daha çok gençsiniz, öğrenirsiniz. Efendim, edukasyon va jusqu'à la mort. Yani kim edukasyon terbiye demeyi ise, terbiye mezara kadar sürer. Gördünüz, size ayaküstü kaşlukat öğretmişim. Enchanté, charme, edukasyon, sivilizasyon. Daha da öğreteceğim. Nasıl bir yeri öğreteceğim ama onun aksanı bozuktur. Siz besbelli İstanbul hanımısınız. Fransızçayı güzel konuşacaksınız. Yalnız fazla konversasyon yapmanız lazımdır. Gelsene abla. Bu madam kimdir? Akrabanızdır. Efendim, Tahsin Bey bana dediğini ki, evde kim varsa kafesini savoir vivre öğret dediydi. Salonda misafir var iken böyle girilir hiç, entariyelin. Kucakta memeli çocuk çok ayıptır, çok! Savoir! Merci! Hem doğrusunu isterseniz, çocuğun ağzına her aladığında meme verilmez metot vardır. Mesela, sofraya oturdunuz, her şeyin bir adabı vardır. Diyelim ki garni bir et yemeği veyahut da rozbif gelmiştir. Çatalı hangi elinden tutacaksın, peşkiri nereye koyacaksın, dirseklerin nasıl duracak, omuzların ne yapacak? Bizim Profesör Lobon varsa, der ki insan yemeği ağzıyla değil, elleriyle, dirseklerinle, omuzlarından yedirir. Bana bak karı, sen şimdi benden bir dayak yiyeceksin ama artık omuzlarında mı yersin yoksa o korsa şişko kanında mı Allah bilir? Abla sen de aptal aptal ne dinliyorsun? İşin yok mu senin? Deli karı sen de. Talebim olduğunuz için sizi affediyorum. Lakin misafiri kovmak hiçbir zaman sivilizasyona sığmaz. Bilmemek ayıp değil, örgümlemek ayıptır. Sivilizasyon va jusqu'à la mort, yani terbiye mezara kadar sürer, anladın mı? Sen mezarına susadın galiba deli karı. Çabuk defol git buradan, yoksa seni şimdi ayağımın altına alırım halimallah, anladın mı? Yok karı değil, canavar sanki. Böylesini ömrümde görmemişim. Senin gibiler ancak sirkte terbiye edilir, anladın mı? Ancak sirkte! Ha, boş! Tahsin Bey yok mu? Çıktı mı? Peki. Bana. Elin divane karılarını başıma ne saldırıyorsun Allah aşkına? Daha selamun aleyküm demeden karı bir açtı ağzını, ne terbiyesizliğimi bıraktı ne yüzsüzlüğümü. Merdivende rastladım, öyle bir kaçıyordu ki. Neyse olmadan bir daha gelmez, emme sen de acık modern hanımlar gibi hareket et. Hem bizim Rüfeka seni şiir, edebiyat yazar biliyorlar. Ha? Beni mahcup...